saygıdeğer konuklar, değerli misafirler. Ekonomi ödüllerinde ödül almaya hak kazananlara ödüllerini vermek ve akabinde konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneyi teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. İçinde bulunduğumuz 2015 yılı milletimizin, yurdumuzun tarihi açısından çok önemli bir yıl. Çanakkale'de 100 yıl önce tarih adeta yeniden yazıldı. Çanakkale'de sadece bir milletin değil, bir ümmetin, İslam aleminin kaderi belli oldu. Çanakkale Malazgirt gibi, İstanbul'un fethi gibi kıymeti aynı derecede ölçülebilecek bir mücadeleydi. Böyle sonuçlar doğurdu. Bizim bu şanlı zaferimiz işgal altındaki milletlere özgüven kazandırdı. Bunu asla basite almayınız. Bakınız şu son dönemlerde 10 yıl içerisinde Türkiye'nin ekonomideki 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5 katlaması bile dünya Müslümanlarını ciddi manada özgüven sahibi yaptı. Gittiğimiz her yerde bunu görüyoruz. Ve onlara moral veriyor. Onlara umut veriyor. Aynı şekilde Çanakkale zaferinin etkilerini açık söylüyorum. Bugün hala görüyoruz. Yaşıyoruz. Onun için yıllarca bu millete tarihini unutturmak istediler. Bizi biz yapan değerleri silmek, yok etmek istediler. Milletimize umutsuzluk, karamsarlık aşılamak için yıllarca bizden adam olmaz dediler. Bir şey üretmemize, bir alanda yoğunlaşmamıza hiçbir zaman müsaade etmediler. Sadece tüketen olmamızı istediler. Sadece pazar olmamızı istediler. Üretelim, biz başka pazarlar bulalım. Asla buna yol vermediler. Sadece taklit eden olmamızı istediler. Bunun için çalıştılar. Bakınız 2015 yılına girdik. Hala kendi arabamızı üretemiyor olmanın sancılarını yaşıyoruz. Hala bazı alanlarda yerli teknoloji kullanamamamızın kendi savaş uçaklarımızı, kendi yolcu uçaklarımızı üretemiyor olmamızın sıkıntılarıyla mücadele ediyoruz. İnşallah bu meselelerin hepsinin de birer birer üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Hiç endişe etmeyin. Çoğu gitti, azı kaldı. 2023'ten sonraki Türkiye tıpkı 2002'den sonraki Türkiye gibi bambaşka bir Türkiye olacak. Biz millet olarak bir silkindik mi bir silkileniriz. Bunu bilmemiz lazım. Bir kendimize geldik mi evelallah üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Bu millet Çanakkale'de silkinmiş ve akabinde İşte bugünlere kadar gelen bir devlet kurmuştu. Şimdi de yeni bir silkinişle inşallah önümüzdeki dönemin bölgesinde ve dünyada
sözüyle, gücüyle, adaletiyle, merhametiyle, medeniyetiyle parlayan bir yıldız haline dönüşecektir. Ben buna yürekten inanıyorum. 2023 hedeflerimiz bunun altyapısını oluşturuyor. 2053 ve 2071 vizyonumuzla da bu güçlü altyapı üzerinde asıl hedeflerimize süratle ilerleyeceğiz. Bizim mağlup olmayı içine sindiremeyen bir karakterimiz, dünyayı içine sığdıracak kadar geniş bir kalbimiz var. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. İnanın bu duyguyu, bu karakteri, bu kimliği açığa çıkardığımızda, bu büyük potansiyeli hayata geçirdiğimizde, o hedeflediğimiz, beklediğimiz büyük Türkiye'yi, yeni Türkiye'yi kısa sürede inşa edebiliriz. Buna sadece bizim değil, bölgemizdeki, dünyadaki tüm mazlumların ihtiyacı var. Tabii Türkiye'nin bu vizyonundan rahatsız olanlar var. Olacaktır. Hem içeride var, hem dışarıda var. Bunu böyle bilmeniz lazım. İçeride olanlar var. Soruyorsun. Peki senin isteğin ne arkadaş? Söylesene. Dikili bir taşın var mı? Söylesene. İnanın ne bir proje var, ne bir dikili taşları var. Yok. Ama karalama deyince var. Ama biz önümüze bakacağız. Biz gözümüzü ufuktan ayırmayacağız. Biz büyük resme kilitleneceğiz. İşte o zaman Allah'ın yardımıyla tüm engelleri aşacak, tüm sorunları geride bırakacağız. Ne diyor Mehmet Akif? Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bu süreçte açık konuşayım. Karşımıza, inanın demin söyledim, dış güçler kadar içerideki maşaları da çıktı. Kimi zaman darbe söylentileriyle, kimi zaman kapatma davalarıyla ortaya çıktılar. Kimi zaman siyasi, kimi zaman ekonomik, kimi zaman sosyal kriz çıkarma çabalarıyla Türkiye'yi eski kötü günlerine döndürmenin gayreti içine girdiler. Hatırlayın, Gezi'den 17-25 Aralık darbe teşebbüsüne kadar son yıllarda yaşadığımız tüm hadiselerin gerisinde hep aynı amaç var. Şimdi de dövizle, faizle, manipülasyonla, fısıltıyla, MİT müsteşarıyla ellerine ne geçerse onunla aynı yöndeki gayretlerini sürdürüyorlar. Ekonomideki belirsizlik bir kriz görüntüsü oluşturmak için özellikle çalışıyorlar. Ama nafile. Bunların hepsi koskoca bir hiç. Bunları başaramazlar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Değerli kardeşlerim, biz ne zaman, nerede, ne yapacağımızı çok iyi biliriz. Şunu da söyleyeyim. Dışarıdan birileri köşelerinde bir şeyler yazıyorlar. Bunların hiçbirisi bizim aklımıza girmez. Bizim aklımıza bir şey girer. Biz ne yaptığımızı, nasıl çalıştığımızı aldığımız neticelerle ortaya koyuyoruz. Filanca iş adamının, filanca holdingin, filanca üst aklın veya filanca köşe yazarlarının yazdıkları yazı veya yazılar bizim aramızdaki muhabbeti ortadan kaldırmaz. Bunu da böyle bilmeleri lazım. Bakıyorsun birileri köşelerinden yazıyor. İşte Sayın Gül'le ilgili yazıyorlar, şahsımla ilgili yazıyorlar, Sayın Başbakanımızla ilgili yazıyorlar. Dertleri, acaba biz bunları birbirine düşürebilir miyiz? Ya boşuna uğraşmayın. Bunları yapamazsınız. Bunları başaramazsınız. Bunlar boş, nafile şeyler. Eğer üreteceğiniz, yapacağınız bir şey varsa gelin yarışın içine girin ve bu yarışta yerinizi alın. Yapacağınız bir şey varsa bu. Çok açık söylüyorum. Değerli kardeşlerim,
40 çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz. Bunun böyle bilinmesi lazım. Hala bunlar buradalar. Böyle yürünmez. Ülkeye zarar veriyorsunuz. Karşımızda tüm umudunu sokak olaylarına, vandalların eylemlerine, çözüm sürecinin başarısızlığa uğramasına bağlamış bir hastalıklı zihniyet var. Buralarda bizim bu terörle mücadelede neler kaybettiğimiz belli. Bunu bilmeyenimiz var mı? Eğer biz terörle mücadelede bu kayıplara uğramamış olsaydık bugün inanın çok çok farklı bir yerde olacaktık. Ama hala bakıyorsun varsa yoksa Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu ya? Artık böyle bir şey yok. Biz 2005'te Diyarbakır konuşmamda bunu açıkladım. Ne dedim? Bu ülkede her etnik unsurun kendine has sorunları var. Dün Roman kardeşlerimle yaptığım buluşmada da söyledim. Roman kardeşlerimin de sorunu var. Türk'ün de sorunu var. Laz'ın da sorunu var. Abazan'ın da sorunu var. Boşnağ'ın da sorunu var. Laz'ın da sorunu var. Hepsinin sorunu var. Ama bu sorunları gidermek kimin görevi? Şüphesiz ki hükümetlerin, yönetimlerin görevi. Bunları yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Kardeşim neyin eksik senin? Bir Kürt olarak sen bu ülkede cumhurbaşkanı oldun mu? Oldun. Başbakan çıkardın mı? Çıkardın. Bakan çıkardın mı? Çıkardın. Devletin en üst kademelerine yönetici gönderdin mi? Gönderiyor musun? Var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde var mısın? Var. Ne istiyorsun da? Ne istiyorsun? Yol yoktu, yolunuzu yaptık. Ya havaalanı yapıyoruz Hakkari'ye. Havaalanını yaptırmıyorlar. Bunları biz yaptık. İş adamlarının, müteahhitlerin makinalarını yakıyorlar. E niye yakıyorsun? Hani hizmet istiyordun? Iğdır'a yaptık. Havalimanı. Ağrı'ya yaptık. Havalimanı. Kars'a havalimanı. Ya bu devlet bir ayrım yaptı mı? Batıya ne yaptıysa doğuya, güneydoğuya da aynısını yaptı, yapıyor. Kardeşlerim dert başka. Biz red politikalarını ayaklarımızın altına aldık. Kardeşlerim biz asimilasyon politikalarını ayaklarımızın altına aldık. Biz inkar politikalarını ayaklarımızın altına aldık. Çünkü biz şunu söyledik. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik, seviyoruz, seveceğiz. Başbakanken de Türk'e kardeşim dediğim gibi Kürt'e de kardeşim dedim. Boşnağ'a da kardeşim dedim. Roman'a da kardeşim dedim. Laz'a da kardeşim dedim. 36 etnik unsurun tamamını kardeşim olarak kucakladım. Bugün de öyle. Ayrım yok. Alevisi, Sünnisi asla ayrım yok. Ama bu işleri köpürterek ülkede ne yazık ki bunlar bu işin siyasetini çirkin bir şekilde yapıyorlar. Bu oyuna gelmememiz lazım. Dedim ya bir olmamız lazım. İri olmamız lazım. Diri olmamız lazım. Kardeş olmamız lazım. Hep birlikte Türkiye olmamız lazım. Türkiye 1994 krizi gibi, 2001 krizi gibi bir krizin içine yuvarlansa, 1970'ler gibi, 1990'lar gibi adeta çatışma ortamına girse, inanın sevinçlerinden yerlerinde duramayacaklar. Ülkenin, milletin gördüğü zarar umurlarında değil. Tek dertleri, bu kriz ortamından, bu kaos ortamından kendilerine bir rant devşirebilirler mi? Dertleri bu. Türkiye'nin zararı üzerinden kendi kârhanelerini dolduranlara asla izin vermeyeceğiz. Milletimiz bunları gayet iyi görüyor. Balıkesir'deki tüccarımız, sanayicimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri
bunları gayet iyi görüyor, gayet iyi biliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede milletvekili sıfatı taşıyan iki zat kalkmış kendi hükümetini bir Batı ülkesinin dışişleri bakanına mektup yazarak şikayet ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bizde maalesef böyle bir siyaset anlayışı, böyle bir muhalefet anlayışı var. Dünya değişiyor, dönüşüyor. Küreselleşme bile neredeyse eskidi, geçmişte kaldı. Bizdeki bir takım kafalar ise ısrarla eski Türkiye'den vazgeçmiyor, vazgeçmek istemiyor. Ama boşuna çırpınıyorlar. Bu ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir projeleri, hiçbir teklifleri olmayanların yeni Türkiye'de yeri yoktur. Bunu böyle bilmenizde fayda var. Dünyanın yaşadığı bu büyük değişim dönemini geçmişte olduğu gibi ıskalama lüksüne sahip değiliz. Yeni döneme uygun yeni araçlarla, yeni enstrümanlarla ülkemizi hedeflerine ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim gelecek nesillere olan borcumuzdur. İşte bunun için ben yeni Türkiye diyorum. İşte bunun için ben yeni anayasa diyorum. Başkanlık sistemi diyorum. Bunları Cumhurbaşkanı olduktan sonra söylemiyorum. Bakınız geçmişten bu yana söyledim söylüyorum. Said Nursi'nin güzel bir ifadesi var. Eski hal muhal. Ya yeni hal ya izmihlal. Olay bu. Türkiye işte böyle bir döneme girdi. Mevcut sistem artık Türkiye'yi taşıyamıyor. Geleceğin büyük Türkiye'sine bu şekilde ulaşamayız. Sürekli darbe üreten, darbeci yetiştiren bu anayasa bizim ufkumuzu, yolumuzu aydınlatamaz. Başkanlık sistemine karşı çıkanlara bakıyorsunuz. Türkiye'yi şikayet ettikleri model olarak heveslendikleri ülkeler başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Ama kendileri kullanım ömrü bitmiş, soluğu kesilmiş, tedavülden kalkmış, soğuk savaş dönemi artığı 27 Mayıs üretimi 12 Eylül darbesi ile tahkim edilmiş bir sistemle Türkiye devam etsin diyorlar. Bu sistemde ısrar etmek milletimize inanın haksızlıktır. Yeni Türkiye sizlerin, toplumun önderi olan sivil toplum örgütlerimizin, iş adamlarımızın, girişimcilerimizin ellerinde yükselecek. Sizden benim istirhamım şudur. Yeni Türkiye'yi, başkanlık sistemini, yeni anayasayı her fırsatta milletimize anlatmanızdır. Sizler bir iş adamı gibi bu ülkenin yönetilmesini istemez misiniz? Değerli arkadaşlarım, benim derdim ne biliyor musunuz? Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye'de öyle yönetilmelidir. Öyle yönetilmelidir. Yoksa bileklerine bağlıyorlar prangayı, yürü yürüyebilirsen. Bu ülke bu şekilde sıçramaz. Bakın Amerika parlamenter demokrasiyle başlamıştı. Fakat yürümedi. Yürümeyince başkanlık sistemine geçtiler. Ve başkanlık sistemine geçtikten sonra sıçramalarını yaptı. Fransa da öyle. Orada da yine aynı şekilde bakıyorsunuz. Ta şöyle geçmişe gittiğiniz zaman De Gaulle o zamanlarda dedi ki bu sistem olursa ben varım yoksa çekiliyorum. Çekildi. Çekildikten sonra peşine düştüler. Ne olur gel. Geldi ve istediği sistemi oturttu. İşte orada da yarı başkanlık sistemi çıktı. Ve ondan sonra onlar sıçradı. Yani önümüzde bu örnekler varken biz hala niçin patinaj yapmaya devam ediyoruz? Hani yeniden bir keşfe ihtiyacımız yok. Önümüzdeki ülkelere bakacağız. Ve bu önümüzdeki ülkeler buralara nasıl gelmişse ha biz de aynı şekilde gideceğiz. Ve çok daha ilginci işte şurada bakın çok basit. Bir iç güvenlik yasasıyla ilgili parlamentoda müzakere süreci var.
Haftalar geçti, şimdi aylar dönmeye başlayacak neredeyse. Hala iç güvenlik yasası parlamentodan çıkmıyor. Çoğunluk nerede? İktidar partisinde. Sayısı 310. Muhalefetin toplamının sayısı ne? 220. 220 ile 310 engelleniyor. 220 mi büyük, 310 mu büyük? Nasıl engelliyorlar bunu? İşte sistem sakat da onun için. Eğer bir madde 3 saatinizi alacak olursa, 3 saatin içerisinde de bir de bunu güzelce kavga, gürültü vesaire bunlarla beraber süslemeye kalkarlarsa oradan yasa çıkar mı? Ve gece sabahlara kadar bir mücadeledir. Gidiyor bakıyorsunuz işte 3 madde, 4 madde, 5 madde. Bazen de artık yorulduk hadi gidelim diyorlar. Mecburen ayrılıyorlar. Bu iş böyle yürümez. Yani biz dünya ile bir rekabetin içerisinde olacağız. Bir yarışın içerisinde olacağız. Bunların inanın demokrasiye de kesinlikle inançları yok. Eğer inanıyorsan o zaman engelleme. Gel düşünceni söyle. Projeni ortaya koy ve bu projenle beraber netice al. Böyle bir dertleri de yok. Değerli kardeşlerim, bütün bunlar bu şekilde devam ederken bizler bir yeni Türkiye hasreti içerisindeyiz. Ve bu yeni Türkiye inanıyorum ki tabii ki bu yeni anayasayla beraber olacak ve yeni anayasayla beraber de bu başkanlık sisteminin özellikle ülkemizde yerleşmesi gerekiyor. Tabii bunun için de hedef 400 milletvekili. 400 milletvekilini verdiğiniz zaman bu şu demektir. Bakın biz size 400 milletvekili veriyoruz. A partisi, B partisi, C partisi neyse. Siz şimdi buna layık olun. Yeni anayasayı yapın ve başkanlık sistemini getirin. Yeni anayasayla ilgili biz bir adım attık başbakanlığım döneminde. Fakat orada da 47 madde üzerinde 4 siyasi parti paraflarını attılar, çekildiler. Arkadaşlarıma dedim ki madem paraflarını attılar, gidin görüşün, hiç olmazsa şunları şöyle bir 10-15 gün içerisinde meclisten geçirelim. Bu bir adımdır. Hayır. 4 partinin hepsi de burada bir araya gelecek. Tamam işte bak paraflar atıldı. Daha neyi bekliyoruz? Olmaz dediler. 60 madde oldu. Ana muhalefetten bir ses geldi. Hadi gelin bu 60 maddeyi çıkaralım dediler. Hemen ben grup başkan vekili arkadaşıma dedim ki git hemen görüş. Bu üzerinde mutabık kalınanları hemen çıkaralım. Bu sefer de ne dediler biliyor musunuz? Diğer iki partinin de buna katılması lazım dediler. Ya neye katılacak işte bakın burayı paraf etti. Temsilcileri burayı paraf etti. Orada da biz 320 milletvekiliyle o zaman 3 üye verdik. Onlar 220 milletvekiliyle 9 üye verdiler. Biz ona da evet dedik. Çünkü derdimiz bağcıyla değildi. Derdimiz üzümü yemekti. Bakın şimdi aynı şekilde parti kapatılsın kapatılmasın bunu tartışıyorlar. Şu anda Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil. Şimdi de başbakan ve genel başkan olduğum dönem sıfatıyla konuşuyorum. Partilerin kapatılmaması ile alakalı 2010 hatırlayın anayasa değişikliğini yaparken orada da biz dedik ki gelin partileri kapatmayalım. Bunun tedbirlerini alalım. Ve o maddeye geldiğinde 3 tane parti parlamentoyu terk ettiler. Onlardan kimse yok. Maalesef içimizden de birkaç tane ihanet eden çıktı. Onlar da o gün mecliste bulunmadılar ve biz orada referandum şansını yakalayamadık. Eğer 330'u orada yakalayabilseydik o zaman diğer anayasa maddeleri nasıl millete gittiğimizde %58 aldıysa bu da %58'de çıkacak ve bugün partilerin kapatılması konusu tarih olacaktı. Biz bu işte bu kadar samimi davrandık. Ama onlar davranmadılar. Temenni ederim ki şimdi yeni bir yine iktidar partisinin teklifiyle
bu meclise geldi. Anayasa Komisyonu'ndan da hayırlısıyla şu anda geçmiş bulunuyor. Temennim odur ki inşallah genel kuruldan da geçmek suretiyle artık parti kapatılması ülkemde tarih olur. Bana kalırsa ben herhangi bir şeye bağlanmasını dahi bu işin doğru bulmuyorum. Benim düşüncem ilk defa burada açıklıyorum. Çok daha farklı bir şekilde açıklıyorum. O da şudur. Ben partileri madem ki tüzel kişiliktir, gerçek kişiyle tüzel kişiliği birbirine karıştırmıyorlar. Hani hep nüktedir biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, tüzel kişiye ceza verilir mi ya? Ceza kime verilmesi lazım? Gerçek kişiye verilmesi lazım. Bir partinin başkanı suç işlediyse ver. Üyeleri suç işlediyse kendisine ver. Ama bir partiye bu cezayı niye veriyorsun? Mesela şu anda iktidar partisinin yaklaşık 22 milyon oy vereni var, seçmeni var. E şimdi bu o partiyi siz kapattığınız anda bu ne demektir? 22 milyonu ne yapıyorsunuz? Cezalandırıyorsunuz. Bu adalet midir? Böyle şey olur mu? Ha tekrar yenisi kurulur. O ayrı mesele. Ama niçin bu denli yanlış bir adımı atıyorsunuz? Ben diyorum ki bu şimdi şöyle olması lazım. Yani bir siyasi partinin kapatılması gibi bir madde gündeme gelse bunun için söylenmesi gereken bir siyasi partinin kapatılması teklif dahi edilemez diye bir hükmün oraya gelmesi lazım. Ancak suçu işleyen kimse onlar bu işin bedelini öder. Olay bu olması lazım. Kökünden bunun kazınması lazım. Aynı şeyi ben vakıflar için de söylüyorum. Aynı şeyi ben dernekler için de söylüyorum. Derneği niye kapatacaksın? Vakfı niye kapatacaksın? Suç işleyen kimse gel onları cezalandır. Tabelayı cezalandırmakla bir yere varamazsın. İşin kısacası bu. Kardeşlerim, sözlerime son verirken Allah emeklerinizi, gayretlerimizi zayi etmesin diyorum. Balıkesir 2015 ekonomi ödüllerini alan kardeşlerimi, firmalarımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Siz kıymetli sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle, iş dünyasıyla tekrar bir araya gelmek, kardeşliğimizi pekiştirmek, yeniden kucaklaşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum.